Ekol P92 modeli nasıl kullanılır? Şarjör buradan çıkar bastığımız zaman. Ayarlanabilir. Horozumuz aktif. Horoz bu şekildeyken atış yapabiliriz. Bastığımız zaman atış yapar. Horozu kurup bu şekilde de atış yapabiliriz. İsabet oranını arttırmak için horozu kurmanızı tavsiye ederiz. Horoz kurulu olduğu zaman tetik biraz daha yumuşak oluyor. O atış sırasında sarsma ihtimalinizi azaltıyor. Ürünün şarjörü bu şekilde. Bu modelde blowback yok. Bu modelin blowback'li versiyonu yapıldı. Gün bekliyoruz fabrikadan. Gelecek ilk olarak Kolayav'a gelecek. Kolayav'da satışa çıkacak. Bunun için Kolayav Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Orada duyurularını yapıyoruz. Geldiğinde orada bilgi vereceğiz. Şarjör bu şekilde. 12 gram karbondioksit tüple çalışıyor. Tüpü bu şekilde yerleştiriyoruz. Sıktığımız zaman şuradaki parça yukarı gidiyor ve tüp deliniyor. Tüp delindikten sonra bu tüpü kullanmamız gerekiyor. Yani çıkartıp daha sonra kullanamıyorsunuz. Ortalama 60-70 atış yapabiliyor bu tüpler. Şimdi bu tüpü son noktasına kadar getirdim. Burada tabancanızı sağlıklı kullanabilmek için dikkat etmeniz gereken çok aşırı sıkmamak. Gösterelim. Çok az bir ses geldi. Bıraktım. Bazen şarjörde, contada problem oluyor. Bunu şimdi benim bu bıraktığım noktada böyle yarım tur daha zorlayarak ya da bir tur daha zorlayarak çeviriyorlar hava kaçırmasın diye. Öyle olduğunda bu uç kısmındaki contaya zarar veriyor. Hatta bazen şarjör şuradan yukarıya doğru ayrılmış oluyor. Yani o kadar zorluyorlar. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunu çok fazla çevirmeyeceğiz. Birincisi bu. İkincisi bu tüpü taktık. Bu havalı tabancayı tüpü taktıktan sonra 2 gün kullanabiliriz. Daha sonrasında bu tüpü eğer kullanmayacaksak çıkartıp atmamız lazım. Tüpü içinde bırakırsak yine havalı tabancanın o-ringine zarar veriyor. Contasını çatlatabiliyor. Şimdi bu modelin mermileri buradan konuyor. Bazen bir de bunu da görüyoruz müşterilerimizde. Buradan mermi koymaya çalışılıyor. Şuradaki yaya böyle zorlayarak sıkıntı oluşturulabiliyor. Buradan zorlamayın. Mermiler bu üründe buradan konuyor. Bu şekilde mermi dolumunu yapıyoruz. 14 tane mermi alıyor. Mermiyi doldurduk. Yayı serbest bırakıyoruz. Şu an taktık. Atışa hazır. Bir de şunu gösterelim. Ekol havalı tabancalarda. Bakın zaten şu an yaparken bir horozu oynatıyor. Şarjörü ittiğimde horoz oynuyor gördüğünüz gibi. Bunların ekollerin tamamının şarjörünün böyle takılması gerekiyor. Horozu geri çekiyoruz. Tık sesi geldi. İğneyi geri çekti. Şimdi şarjörü takarken horoz oynamadı. Yani o iğneye değmedi. Eğer bunu yapmaz, şarjörü sert bir şekilde vurursanız oradaki iğneyi kırabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ekol P92 kullanımı bu şekilde. Umarım tabancanızı sağlıklı kullanabilmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri vermişizdir. Onun dışında bu ürünün isabet oranı, test çıkış hızı, onun dışında güç testi, FPS ölçümü gibi videoları YouTube kanalımıza yüklenecek. Bu videoları takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.